2021 yılının Mart ayında 250 milyon ışık yılı uzaklıktaki bir galaksideki bir yıldızın korkunç, iyi olmayan, gerçekten çok kötü bir gün geçirdiği görüldü. Süper kütleli bir kara deliğin, yerçekimi kuyusuna çekildiğinde ve paramparça olduğunda, kendi işine bakarken oradaydı. Bunu biliyoruz çünkü olaydan gelen ışık, evren boyunca parlarken birden fazla teleskop, onu dünyadan yakaladı. Bu, şimdiye kadar kaydedilen en yakın 5. olay, gelgit bozulması olayı olarak bilinir ve elde edilen verilerin zenginliği, bilim adamlarının kara deliklerin nasıl beslendiğini daha iyi anlamalarına yardımcı olabilir. Uzay Teleskobu Bilim Enstitüsü'nden astronom Suvi Gezari, gelgit kesintisi olayları bir tür kozmik laboratuvardır diyor. Bir galaksinin merkezinde gizlenen devasa bir kara deliğin, gerçek zamanlı beslenmesine açılan penceremiz. Gelgit kesintisi olayları oldukça nadirdir, ancak bir yıldız bir kara deliğe biraz fazla yaklaştığında ne olduğuna dair oldukça ayrıntılı bir anlayışa sahip olmamıza yetecek kadarını gördük. Yıldız, kara deliğin yerçekimi alanına yakalandığında, gelgit kuvvetleri gerilir ve onu parçalanacağı noktaya kadar çeker. Parçalanan yıldızın bağırsakları daha sonra, kara deliğin etrafında kaotik bir şekilde akar, kendisiyle çarpışır ve birden fazla, dalga boyunda parlayan şoklar üretir. Bu süreç anlık değildir, ancak haftalar veya aylar alabilir ve kara delik yıldız kalıntılarını yutar. Enkaz kara deliğin etrafında, iç halkadan üzerine düşen, yörüngede dönen bir disk oluşturur. Malzeme kara deliğin üzerine düşerken, toplanma diskinin iç kenarı ile kara deliğin olay ufku arasında korona adı verilen bir yapı oluşabilir. Bu, elektronları X ışını dalga boylarında parlak bir şekilde parlayacak kadar yüksek enerjilere hızlandırmak için bir senkrotron gibi davranan kara deliğin manyetik alanından güç aldığı düşünülen kavurucu derecede sıcak elektronlardan oluşan bir bölgedir. Ardından, kara deliğin kutup bölgelerinden güçlü plazma jetleri fırlatılır ve korona malzemesini zıt yönlere, bazen neredeyse ışık hızında fırlatır. Bu astrofiziksel jetlerin, malzemenin kara deliğin olay ufkunun dışındaki, manyetik alan çizgileri boyunca, hızlandırılmasıyla oluştuğu düşünülüyor. Kutuplara ulaştığında patlıyor. Korona ve jetler, tüm gelgit bozulma olayları için gözlemlenmez, ancak meydana geldiklerinde genellikle birlikte görülürler. Zwicky geçici tesisi, 1 Mart 2021'de bir gelgit kesintisi olayının parlak parıltısını yakaladığında, daha sonra AT 2021 EHB olarak adlandırıldı. NASA, Niger X ışını gözlemevini ve Swift gözlemevini gözlemlemek için çevirdi, ilginç bir şey yakalama umuduyla. Daha sonra, Zwicky tespitinden 300 gün sonra, X ışını gözlemevi Nu Star eğlenceye katıldı. Olaydan, 430 günlük bir süre boyunca yayılan X ışını, mor ötesi, optik ve radyo ışığı, suçlunun Güneş'in kütlesinin yaklaşık 10 milyon katı olan bir kara delik olduğunu ortaya çıkardı. Buraya kadar çok normal. Ama bir şey garipti. Gözlemevlerinin hiçbiri tarafından jetlere dair hiçbir ipucu tespit edilmemişti. Yine de Nu Star'ın gözlemleri bir koronanın varlığını ortaya çıkardı. Ve bilim adamlarına göre bu garip tutarsızlık son derece heyecan verici. Caltech'ten astronom Yuhan Yao, bir jet olmadan X ışını emisyonu ile hiç böyle bir gelgit bozulması olayı görmedik ve bu gerçekten muhteşem çünkü bu, jetlere neyin neden olduğunu ve koronaya neyin neden olduğunu potansiyel olarak çözebileceğimiz anlamına geliyor, diyor. AT 2021 EHB gözlemlerimiz, manyetik alanların koronanın nasıl oluştuğuyla bir ilgisi olduğu fikriyle aynı fikirde ve bu manyetik alanın bu kadar güçlü olmasına neyin sebep olduğunu bilmek istiyoruz. AT 2021 EHB gibi hedefler, gerçek zamanlı olarak birikim disklerinin ve koronaların oluşumunu ve evrimini incelemek için mükemmel laboratuvarlar oluşturur ve birinin olduğu yerde daha fazlası olabilir. Araştırmacılar, gelecekte bu tür daha fazla gelgit bozulması olayı bulabileceklerini umuyorlar, bu da manyetik alanların korona ve jetlerin oluşumunda oynadığı rol hakkında yanıtlara yol açıyor. 250 milyon yıl önce bir yıldız için kötü bir gün, insan astronomlar için çok ama çok iyi bir gün oldu.